Çocuklar, saat kaç? Saat kaç? Saatleri biliyor musun? Biliyor musun? Öğrendin mi? İyi bakalım. Hadi gel benimle tekrar et. Evet, saat kaç? Tik tak. Tik tak. Tik tak. Saatler çok kolay çocuklar. Şimdi size öğreteceğim. Şimdi ilk önce buraya yaptığım tatlı suratlı çemberi görüyorsunuz. Kocaman bir kafa. Gülümsüyor. Onu ben siliyorum. Çünkü neden? Buraya beraber saat yapacağız. Tamam mı? Bu yoksa defterinize annenize söyleyin, size yardım etsin. Yuvarlak bir şey, böyle tabak gibi yuvarlak bir şey böyle koyun. Sonra kalemle etrafından geçin. Kendinize kocaman bir saat yapın. Tamam? Hadi bakalım. Evet minikolarım benim. Pamuk şekerlerim. Lokum lokmalarım. Hemen başlıyorum. Saat. Saatin hemen şurasında ne yazar çocuklar? Ne yazar? Efendim? 12 yazar. Evet. İçine yazalım. Dışına yazmayalım. Tam şurada 12 var. Peki 12'nin tam karşısında aşağıda ne var? Aşağıda. Tam karşısında. 6 var. 6. Aferin. Aferin sana. Peki geldim buraya. Burada ne var çocuklar? 3 var. 3. 3. Evet doğru. Peki 3'ün tam karşısında sol tarafta ne yazıyor? 9 yazıyor. 9. Aferin. 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 Siz de kendi saatinizi yapın bu sırada. Tamam mı? 12, 6, 3, 9. Şimdi aradakileri yazalım. Olur mu? Aradakileri yazalım. Peki. Şuraya 1, şuraya da 2 yazın. Hadi yazın. Evet. Peki. Şimdi bu 3, şuraya 4, şuraya da 5 yazın. Dırım dırım. Dırım tik tak 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 tik tak. Tak 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 tak. Tik tak. Tik tak. Evet. Geldim şimdi buraya. 6. Burası ne? 7. Buraya da 8 yazarsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11 ve 12. İşte 12 çocuklar. Saat ne yapıyor biliyor musunuz? Tek yerinde durmayı sevmiyorlar. Tik tak tik tak tik tak tik tak hareket ediyorlar beraber. Aralarında bir tane kısa boylu küçük bir akrep var. Neymiş? Akrep. Akrebi de mavi renkli yapayım. Akrepleri şu an tam ortasına bir tane nokta yapayım şöyle. Bu bizim noktamız olsun. Tamam mı? Evet, güzel oldu. Tam ortada çocuklar şöyle kısa bir çizgi var. Bu ne? Bunun adı akrep. Akrep deniyor. Akrep böyle yaşlı neneler, dideler gibi nasıl yürüyor biliyor musunuz? Yavaş yavaş. Aynı Nalan Nine gibi. Yavaş yavaş tin 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 yürüyor. Ama yelko öyle mi yelkovan? Bizim yelkovan. Dakikayı gösteren. O ne yapıyor biliyor musunuz? Yelkovan biraz daha onun çubuğu uzun. Tamam mı? Bu neymiş? Akrep. Akrep yaşlı dedeler gibi, neneler gibi yavaş yavaş hareket ediyor. Ve akrep saati gösterir. Yelkovan dakikayı gösterir, dakikayı. Saat ne demek? Mesela madem akrep saati gösteriyor, o zaman ben saati nasıl yazarım? Saat kaç derim? Saat. Saat. Nedir şu anda saat? Saat kaç? Saat 3. 3. Nasıl yazarız?
0, 3, saat ve dakikanın arasına ne gelirdi? Söylemiştim ben size daha önce. Anlatmıştım. Saatle dakikanın arasına nokta, nokta, nokta girer, nokta. Saat 3. Dakika da çocuklar eğer 12'nin üzerindeyse yelkovan 0, 0 yazıyorum. Saat kaçmış? 3, 3. Saat 3, 3. Devam edeyim. Yeni bir saat sorayım size. Saat. Ne yapacağım? Hiç üşenmeyeceğim. Hiç yorulmayacağım. Hemen gideceğim. Buradaki sevgili akreple yelkovanımı sileceğim çocuklar. Bu defa da benim, yine tam ortaya bir nokta yapayım. Bu defa da çocuklar benim akrebim iki tane saatin arasında kalsın. Yani iki komşusunun arasında kalsın, tamam mı? Anneniz mesela gezmeye gidiyor, tamam mı? Acaba üst komşuya mı gitsem bugün, alt komşuya mı gitsem? Komşular arasında kalıyor. Yani bire mi gitsem, ikiye mi gitsem? Akrebi şöyle yapıyorum bak. Şöyle yaptım. Çocuklar eğer bizim akrep 1 ile 2'nin arasındaysa o zaman yelkovan da nereye gidiyor biliyor musunuz? Yelkovan da 6'nın üzerine gidiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Ben burada saati nasıl yazıyorum? İki komşu arasında kalmıştı değil mi annemiz? Bir komşusuna mı gitsem, iki komşusuna mı gitsem? Bir komşusuna mı gitsem, iki komşusuna mı gitsem? Saat bu tarafa doğru hareket ettiğine göre, değil mi? Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak hareket ediyor bu tarafa doğru. Demek ki buradan gelmiş akrep. Gelmiş. Bir komşusunu ziyaret etmiş. Sonra demiş ki ben bir de iki komşusuna gideyim. Bir, saat 01. Saat kaç? Söyleyin hadi siz söyleyin. 01. Buradaki sıfırın bir anlamı yok çocuklar. İster yazarım ister yazmam. Araya da ne koyuyorum? Nokta koyuyorum. Nokta. Saat ve dakikanın arasına nokta girer. Tamam mı? Saat kaç oluyor o zaman da? Saat 1. Buçuk diyorum buçuk. Yani buçuğa da ne yazıyoruz biliyor musunuz çocuklar? 30 yazıyoruz. Tamam mı? İşte saatler konusu bu kadar kolay. Bir de çocuklar ben derse şöyle size çok ama çok eski bir saat bu saat çocuklar. Hatta bu saat bozuldu. Biz tamir etmeye çalıştık. Tamir edemedik. Çünkü çok eski bir saat. Bakın hatta bozuldu. Yelkovanı da düşmüş görüyor musunuz? Akrep burada tek başına kalmış. Bu çok çok eski bir saat çocuklar. Ben de bunu çok seviyorum. Saklamak istiyorum. Bu sabah böyle zırr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 r
kol saatleri var. Bunlar bu şekilde dijital saatler çıktı. Analog saat gibi de oluyorlar. Bu saatleri kullanarak çocuklar biz zamanı takip ederiz. Zaman çocuklar düzen sağlar. Yani sizin zamanınızı boşu boşuna harcamamanız gerekiyor. Çünkü zaman denen şey çok değerli bir şeydir. Çok kıymetli bir şeydir. Siz bir daha bu yaşlarınıza geri dönmeyeceksiniz çocuklar. O yüzden çocukluğunuzu doyasıya yaşayın. Sorumluluklarınızı da yerine getirin. Bir sonraki derste sizinle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.